Buraya bir adam çizdim. Bu adamın kafası. Aşağıya mavi renkle gırtlağını çizdim. Size bu videoda küçük bir oksijen molekülü çizip, bu molekül burundan ya da ağızdan nefesle içeri alındığında nasıl bir yol izler onu anlatacağım. Ya burundan ya da ağızdan içeri alınacak. Ama biliyorsunuz hangi yolla alınırsa alınsın en sonunda aynı yere gidecek. İki türlü de boğazın arka tarafına gidecek. Ama yine de arada farklar olduğunu tahmin edersiniz. Sarı renkle çiziyorum. Burnunuzda burun kıllarınız var. Tabii herkesin ilk sorduğu soru bu burun kıllarının ne işe yaradığıdır? Var olmalarının amacı ne? Burun kılları filtre sistemimizin bir parçasıdır. Toz ve kir gibi büyük boyutlardaki parçaları dışarıda tutarlar. Havanın temizlenmesini sağlarlar. Aynı zamanda da bu yeşil renkle gösterdiğim mukus yapısını üretiyoruz. Bu mukus ya da sümük de diyebiliriz, yapışkan olduğu için küçük parçaların filtrelenmesi için çok iyidir. Havadaki küçük toz ve kir parçaları da buraya yapışır. Bu bizim soluduğumuz havayı temizleme yöntemimiz. Yani burnumuzdan nefes aldığımız zaman hava temizlenmiş oluyor. Yani burnunuzdan aldığınız nefes, ağzınızdan aldığınız nefesten daha temiz olacaktır. Çünkü ağızda bu filtre sistemi mevcut değil. Burnunuzu karıştırdığınızı düşünün. Bir bakıma filtreyi temizliyorsunuz demektir. Bu alışkanlığa yeni bir bakış açısı olabilir. Ama siz yine de burnunuzu pek karıştırmayın. En azından herkesin ortasında. Hava boğazın arka tarafına doğru gider. Yani hava bu yolu izleyecek. Küçük oksijen molekülümüz boğazın arka tarafına gidecek. Burada ilginç olan şey, hava burundan alınıyorsa daha temiz olur. Ama ağızdan da alınsa, burundan da alınsa daha sıcak ve nemli olacak. Bu da bir başka değişim. Dışarıda hava daha soğuk ve daha kuru. Peki ya solunan oksijenin gidebileceği iki yol varsa? Öyle değil mi? Gırtlağa aynı zamanda larenks de deniyor. Gırtlak daha sık kullanılıyor. Larenks biraz da tıbbi bir terim. Gırtlağın üzerinde küçük dilde denen epiglot yer alıyor. Epiglot burada gırtlak için bir kapak görevi görüyor. Yemek ve suyun buradan içeri kaçmasını engelleyerek gırtlağı koruyor. Burada bir başka tüp daha var. Ben bunu morla çiziyorum. Burası bizim özefagusumuz. Yani daha bilinen adıyla yemek borumuz. Yemek ve suyun buradan geçmesini tercih ediyoruz değil mi? Çünkü burası mideye gidiyor. Yemek ve suyun özefagusa yani yemek borusuna gitmesini ama soluk borusuna gitmemesini istiyoruz. Burada da görev epiglota düşüyor. Su ve yemek yuttuğunuz zamanlarda bu epiglot dediğimiz kapak kapanmaktadır. Ve bu şekilde soluk borunuz korunmaktadır. Ama bizim senaryomuzda bu yok. Yemek ve suyu dahil etmedik. Sadece küçük bir molekül oksijenimiz var. O halde bu molekülü biraz daha takip edelim. Bakalım başına neler geliyor. Oksijen molekülümüz burada ilginç bir yoldan geçti. Buradaki gırtlağın üst kısmında yer alan üst solunum yolundan geçti. Bu çizginin üstünde kalan her şey üst solunum yoluna dahil. Tabii sınırın altında kalanların da alt solunum yolu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Burası önemli. Çünkü insanlar üst ve alt solunum yollarından bahsediyorlar. Ve sizin hangisinin hangi tarafta olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani bunun üstünde kalan kısım, gırtlak ve üzerinde kalan her şey üst solunum yolu. Altındaysa trake, burada göstereyim, trake burası, soluk borusu ve bunun altında kalan her şey alt solunum yolu. Akciğerler de var tabii ki ama bunun yanı sıra bazı diğer yapıları da göreceğiz.
Molekül soluk borusundan aşağıya doğru hareket edecek. Sol ciğeri tam çizememişim. Bunu da tamamlayayım. Sağ ve sol olmak üzere iki ciğerimiz var. Soluduğumuz hava, oksijen molekülü yavaşça aşağıya doğru hareket ederek iki taraftan birine gidecek. Burada ufak bir ara verip size isimlendirme yapmak istiyorum. Ve günün önemli kelimesi bronşlar. Bu da bir anlamına geliyor. Ah, şimdiden yanlış yaptım. Çoğul olduğu için tabii ki bir anlamına gelmiyor. Bronş ya da bronkus dersek bir diyebiliriz. Başka bir renkle yazayım ki belli olsun. Buraya ana diyelim. Oksijen buraya doğru hareket ederse, oksijen molekülünün sol ana bronşta olduğunu söyleyebiliriz. Buraya doğru, daha da ileri gitmesi halinde artık ana değil, lober deriz. Yani artık sol lober bronşta. Daha da ileri giderse, buradaki alana segmental adını veriyoruz. Adlandırmalarımız bu şekilde. Yani bu en son noktada sol segmental bronş olacak. Tabii bunlardan birden fazla var. Örneğin bu taraftaki bu parçadan ve bu parçadan bahsedecek olursam, bunlar benim sağ segmental bronşlarım olacak. Çünkü artık çoğul. Bunların belki birincil bronş, ikincil bronş ve tersiyer bronş olarak adlandırıldığını da görebilirsiniz. Ama ben ana, lober ve segmentali kullanacağım. Çünkü bu şekilde hatırlaması daha kolay. Ha, burada birkaç ilginç şey var. Burada yol ayrımı gibi görünen şeye karina adını veriyoruz. Sağ taraftaki yol biraz daha dik ve buna kıyasla sol taraftaki daha yatay. Yani yanlışlıkla gırtlağa kaçan bozuk para ya da fıstık gibi bir şey aşağıya doğru kayacak olsa sadece yer çekimi yüzünden bu tarafa doğru daha kolay bir şekilde gidecektir. Yani yer çekimi buradaki şeyleri sol ana bronştan çok sağ ana bronşa doğru çekecektir. Çünkü sağ ana bronş daha dik. Evet, artık bu pratik bilgiyi de biliyorsunuz. Henüz yapmadım ama ufak bir ara verip buradaki elemanları adlandırmalıyız. Burası kardiyak boşluk. Bu ciğerleri sol ya da sağ olarak ayırt etmek için iyi bir ipucu. Sağ ciğerde üst, orta ve alt loblar varken sol ciğerde sadece üst ve alt lob bulunuyor. Buraya da bir ara verip, burada birkaç dallanmamız var. 1, 2. Ve segmental bronşlara giden bir dalda bir üçüncüsü. Diğerlerine geçmeden önce size bütün dallanma noktalarını göstermek istiyorum. Tamam, öyleyse size iyi eğlenceler. Hadi bakalım bıraktığımız noktaya geri çıkalım. Bir bronştan başladık ve bronşları adlandırmak için bir adlandırma yapısı olduğunu söyledik. Ama bu sadece ilk üç dal içindi. İlk üç daldan sonra turuncu ile çizdiğim tüm bu dallar dördüncü dallanma noktasından yaklaşık 20. dallanma noktasına kadar olan dallar iletken bronşçuk adını alır. Yani bu kelimeyi gördüğünüz zaman akciğer içerisinde biraz daha ilerlemiş olduğumuz sonucuna varabilirsiniz. İletken bronşçuklardan sonra birkaç dallanma daha görüyoruz. Bunlara solunum bronşçukları diyoruz. Aslında şunu da ekleyeyim. İletken bronşçukların en son dalına terminal bronşçuklar deniliyor. İletken bronşçukların sonuna geliyoruz ve buradan sonra solunum bronşçuklarına başlıyoruz. Tek bir daldan bahsettiğim için sadece bronşçuk diyebilirim. Sonrasında ise karşımıza alveol kanalı ve alveol keseciği çıkıyor. Bu kesecik
her bir alveolün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Ve küçük oksijen molekülümüzün gideceği yer de burası. Buradan sonra gaz alışverişi esnasında kullanılacak. Buradan itibaren aşağıda kalan kısım solunum alanı adını almaktadır. Ve bunun üzerinde kalan her şey de iletim alanıdır. Ve bu sadece iletken bronşçukları içermiyor. Hem iletken bronşçukları hem de bronşları, hatta gırtlağı ve ağzı da içeriyor. Oksijen iletim alanından geçerek solunum alanına girecek. Ve en sonunda artık bu küçük oksijen molekülü bronşların en son dalına ulaştığı için çok mutlu. Evet, ve de gaz alışverişine hazır.